90 Artı Aksel Spor programından hepinize merhaba. Aksel Spor için kritik bir gece yaşanıyor. Bugün Aksel Spor gündüz aldığımız haberde Aksel Spor Başkanı Evren Özbey ve yönetim kurulu üyelerinin tesislerde, Yılmaz Ataburut tesislerinde bir açıklama yapacağını öğrenmiştik. Gittik, açıklamayı canlı olarak sizlerle paylaştık. Yaklaşık 1,5 saat süren açıklamada, yani çok kritik açıklamalarda bulundu yönetimimiz, suçlamalar oldu, az da olsa öz eleştiriler oldu. Gerekli sözleşmeler, yapılan sözleşmeler açıklandı. Eski yönetimlere büyük gözdağları verildi diyelim. Biz bu bütün yayını canlı olarak takip ettik. Şimdi bütün ayrıntıları sizlerle paylaşacağız. Biz programımıza başlamadan önce hocam Kocaeli Spor, Sakarya Spor'u 4-0'la geçti ve TFF 1. Ligi yükselen takım oldu. Onları tebrik edelim. Tebrik ediyoruz. Tabii ki Kocaeli Spor ve Sakarya Spor'u bu ligin geçmişe baktığım zaman çok değerli iki takımı, potansiyeli çok yüksek, kapasiteleri çok yüksek iki çok değerli takımımız. İki senede gerçi Kocaeli Spor 4-0 yeniyor. Kendini PTT Ligi'nde buluyor ve kendilerine başarılar diliyoruz. İnşallah seneye de Sakarya Spor layık olduğu yere gelir. Hocam açıklamalar yapıldı ama bundan önce dün bir sosyal medya hesabından yapılan yani çok doğru ve yerinde bulmadığım açıklamalar oldu. Açıklamaların detaylarını sizlerle paylaşalım. Yani dil olarak çok geride, üstüne bir Aksel Belediyespor olarak bahsedildi açıklamada. Yani biz bir kere Belediyespor'dan ayrıldı ve yani, 5-6 sene oluyor. Kesinlikle. Yani kulübün adının bile yanlış yazıldığı, doğru olmayan açıklamalarda bulundu. O açıklamaların bir yorumunu alalım hocam sizden. Şimdi tabii bugün Aksel Spor Yönetim Kurulu bir belge yayınlamış, bir şöyle kamuoyuyla bilgilenmeyi bir belge yayınlamış. Bu belgeye tabii ki önceki yönetime suçlamalar yapılmış. Kendileri açısından pek fazla bir şey olmadığını, çok sorumluluk almıyorlar. Şeye göre, açıklamaya göre pek sorumluluk almıyorlar. Ama işin iç yüzü öyle olmadığını ben düşünüyorum. Bu takımın buraya gelişinde yeni yönetimin ve eski yönetimden ziyade yeni yönetimin daha çok olduğunu inanıyorum. Açıklamalar bu yönde. İnşallah bu düzelir. Ama nasıl düzeleceğini tabii merak konusu. Şimdi bugün de bir toplantı oldu. Toplantıda da bir takım şeyler söylendi. Onların değerlendirmesini az sonra yapacağız zaten. Evet. Hocam dediniz ki sorumluluk daha çok eski yönetime yükleniyor. Eski yönetime doğru atılıyor. Sorumluluk almıyorlar. Bugünkü yapılan açıklamalarda aslında direkt olarak öyleydi. Başkanımız Evren Özbey dedi ki tek suçlu ben değilim ama hataların çoğunun kendinde olduğumuzu biliyoruz. Şimdi bunu söylerken bir yandan da yine yönetim kurulu üyemiz Serhat Özbey sürekli ben... Şimdi bunu doğru bulmuyorum çünkü Türkiye'de bu hangi ligde olursa olsun, hangi takım olursa olsun sürekli hakem hatalarından yakınarak kaçan maçlara bakıyor. Ben Aksel Spor'un Balıkesir Spor maçı dışında, Adana Demir Spor maçı da dahil bu arada, hiçbir maçta Hakk'ın direkt olarak yendiği, doğrandığı seviyesini, ya biz Aksel Spor taraftarı olarak Suat Arslanbağ'ı gördük. Evet. Biz burada onu söyledik. Suat Arslanbağ'ı söyledik. Kesinlikle. Kutluhan Bilgiç söyledik. Büyük bir rezalet olduğunu söyledik. Ama hani buna susan kişi biz değiliz. Ama bir pozisyon üzerinden bütün 90 dakikanın okunmasını şahsen doğru bulmuyorum. Aynen öyle İlveyciğim. Şimdi sadece hakemlere suç bulmak çok yersiz ve yanlış. Kolaycılık. Yani suçu hemen karşı tarafa yüklemek. Bir de aynaya bakmak lazım. Bu durumdan, Aksel Spor'un bu pozisyondan hiç mi yönetimin suçu yok? Hiç mi futbolcunun suçu yok? Bunları da göz önüne almak lazım. Evet. Tamam, kolay. Hakem hata yaptı. Hakem 30 maç mı hata yaptı? Bir maç yaptı, iki maç. Evet, onu zaten burada süre getirdik. Hataların %100, evet %100 hatalar yaptı ve onun hakemlerin hatalarından dolayı puan kaybına uğradık. Ya ama şimdi bir de aynaya bakalım. Evet. Yönetim olarak ne yaptık? Futbolcu olarak sahada gerekeni yaptık mı? Mücadele ettik mi? Veya yönetim olarak yani gerekli hamleler yapıldı mı takım üzerinde? Ya parasal anlamında ve motivasyon anlamında gerekli motivasyonlar yapıldı mı?
Bir de öyle değerlendirmek lazım. Evet. Hocam, sizle yayın öncesi konuştuğumuzda, kayıt dışı konuşmamızda çok güzel bir şey söylemiştiniz. Yapılan anlaşma sözleşmeler açıklandı. 2 milyon 700 küsur bin TL bir sözleşme yapıldığını söylediler. Evet. Bu sözleşmelerin ne kadarının yerine getirildiği sözleşmenin miktarından daha önemli dediniz. Şimdi 5 milyon TL, yani 30 milyon TL'lik sözleşme de yapabilirsiniz. Vaat vermek çok kolay ama 30 milyon TL oyunculara aktarmazsanız oyuncular oynamıyor. Bu 1 milyon için aynı şey geçerli. 1 milyon TL'yi düzenli bir şekilde ödenmediği sürece futbolcular aynı verimle oynamaz. Bu aidiyet duygusu yüksek olan futbolcu 1-2'dir yapar. İşte bunu gördük zaten. Doğukan sezon boyunca her maçta çabaladı. Göksu, Semih, Berat ne zaman oynasa, Halil. Yani hakkını yiyeyim miyim? Onurcan, Cihat. Cihat mesela ben hani buralı değil biliyoruz ama gerçekten performansına hayran kaldığım bir oyuncu. Çok iyi, sezonun en iyilerinden birisiydi. Evet. Çabaladılar. Ama dediğiniz gibi orada da bir tarafsız baktığımızda hak yeme durumu var. Şimdi tabii ki futbol endüstriyel futbol oldu artık. Para. Para kardeşim. Şimdi sen bu sözleşmeleri yapmışsın. Herkese bir fiyat biçmişsin. Şu bu falan vesaire vesaire vesaire. Her şeye rağmen kendi çocuklarımız, az önce saydım, Göksu, Doğukan, Semih, Berat, Gökmen, Onurcan, Halil, elinden gelen her şeyi yapacaklar. Diğer tarafa baktığımız zaman ikinci yarı gelen 7 tane yabancı futbolcu var. Hangisi onlara kadar verimli oldu? Hangisi onlara kadar mücadele etti sahada? Neden? Vaat ettiğin ücretleri, paralarını vermediğin için zamanında gecikmeli veya hiç. Eğer bir miktar mı vermiş olsaydın, sözünüzü yerine getirmiş olsaydınız, bu takım bu sene yine ligde kalırdı. Hatta ve hatta ikinci yarı harika başladık. Evet, Tuzla Spor verdi. Zaten her zaman takdir ediyoruz Özbek kardeşleri. Harika adamlar aldılar. İkinci yarı gerçekten çok iyi adamlar aldılar. Fakat iyi adamları aldılar ama bunlara vaat ettikleri ücretleri ödemedikleri için istenilen performansını sergilemedi adamlar. Artık bizim evlatlarımız aynı şekilde. Bir yere kadar yani. Bunlar genç çocuklar. Bunların bir geleceği var. Bir ailesi var. Ne bileyim, parka gidecek, kız arkadaşım oturacak, giyim alacak, onu yapacak, tatile çıkacak. Ya bu iş şey ki yani, profesyonel futbol bu. Hocam bir de futbolcu çok, yani şimdi meslek bıraktıran sakatlık denen bir şey var. Yani meslek bıraktıran sakatlık bu. Çok genç futbolcuların başına geliyor ve 21-22 yaşında futbolu bırakmak zorunda kalıyorlar. Tabii ki. Yani hayatını kazanan futbolcuların kesinlikle kendini düşünmesi gerekiyor. Ben buna işte bu bizim evladımız diye pışpışlamakla, omuz masajı yapmakla olacağını düşünmüyorum. Olmaz kardeşim. Herkese eşit ve profesyonel bir şekilde bakacaksınız. Bugün kalkıp da bu şu eleştirim 10 yıllık. Bugün kalkıp da Real Madrid, Barcelona dahi Bayern Münih'le yarışamıyor. Neden? Çünkü Bayern Münih diyor ki ben 10 sezon boyunca bir tane futbolcu satmadan transfer yaparak geçinirim. O kadar para attım kenara. Evet. 10 sezondan bahsediyoruz arkadaşlar. Evet. Adamlar aldıkları futbolcu bizim gibi 2 milyon TL'ye almıyor. Evet, evet. 20 milyon euroya yatırım yapıyorlar. Bizde 20 milyon euroya işte bakıyoruz Fenerbahçe, Galatasaray. İşte Larin'e 10 milyon euro verseler de satsak diyorlar. Tabii. Fenerbahçe 17'ye Berat Mürç'e verdi. Allah dedi be gelen paraya bak. 17 milyon euro. Adamlar yatırım için 20 milyon euro veriyor. Kesinlikle. Böyle takımlar. Yani bu 10 yıldan beri gelen, çok büyük paralar kazanan takımın hep boyundan fazla işler yapması, 2-3 senedir üst üste gelen hatalar ki nitekim yani hatalar son bulur derken devam ediyor. Maalesef. O konuda ben yani kesinlikle suçlamıyorum futbolcuları. Alperen Babacan'a değinildi hocam özellikle. Şimdi misal veriyorum. Bu arkadaşımızın mukayesesi bitti. Değil mi? Alperen bitti. Babacan'a bitti. Peki kardeşim, bunun bittiğini biliyorsun, tarihini biliyorsun, bitiyor. Neden oturmuyorsun? Neden konuşmuyorsun? Bu madem bu adam sana lazım, evet bu adam olmuş olsaydı belki daha farklı olabilirdi defans kurgumuz. Sen şimdi bu adamın mukayesesinin bittiğini biliyorsun. Çekip de arkadaşım senden bir yıl danışalım, mukayesem bitiyor, bize destek ol, bize yardımcı ol, bak uzun yıldan beri Aksaray Spor'u yönet ediyorsun, bir fedakarlık daha yap bize, 5 mi istiyorsun, biz sana 3 veriyoruz. Bu şekilde bir konuşma yapabilirdin. Ama bakıyorsun konuşmamış, gitmiş adam arkasından konuşmak. Yanlış. Doğukan'la ilgili aynı. Şimdi Doğukan,
Bununla 30 Mayıs ama şey bitiyor çocuğun. Evet. Mukayesesi bitiyor. Evet kardeşim. Sen bunun mukayesesini bittiğini biliyorsun. 20 yaşında bir çocuk. Tarihleri var. Göz önünde. İlgili izleniyor. Bir geleceği var. Bakıyorsun sen şimdi bu adamın önüne güzel bir menü sundun mu? Doğukan çağırıp da lezzetli bir yemek sundun mu çocuğa? Kardeşim senin mukayesen bitir 31 Mayıs'ta. Bak sana biz böyle güzel bir menü hazırladık. Güzel bir lezzetli yemek sunduk. Ne diyorsun? O çocuk elinin tersine iter mi o lezzetli yemeği? O menü iter mi? Ama sen hiçbir şey sunmuyorsun. Bir kase çorba, bir kase çorba, yanında ekmek yok. Ben olsam ben de kabul etmem. Yani. Sonuçta bir gelecek var. Evet madem Aksa Spor düşünüyoruz, Doğukan da Aksa Spor düşünüyor. Mutlaka. Ama sen böyle bir güzel tekliften gelmezsen adama, güzel bir lezzetli yemekle önüne gelmezsen, bir tas çorba yenirsen ekmeksiz, kusura bakma o zaman ben de derim kardeşim, şey yapmam, uzatmam. Uzatmam yani. Doğru. Sonuç bundan iyi değil mi kardeşim? Yani hep futbolcuya suç atmak kolay. Sen ne yaptın idareci olarak? Bir de öyle bakmak lazım. Veya bugüne kadar. Şimdi bu çocuklar devre olmuş. Şey, ligler bitmiş değil mi? Bitti. Ligler bitti. Ya kardeşim bu adam tatile çıkacak. Değil mi? Doğru. Belki bir hayali var onu gerçekleştirmeye çalışacak. Kendine bir araba alabilecek, alacak. Veya bir evlilik hazırlığı var. Onu yapacak. Sen... Şimdi bu çocuklar tatile çıkıyor. Cebinde 5 kuruş para yok. Tatile çıkıyor. Yeni sezonu bu çocuk nasıl kafayı dinlendirecek, gelecek, tekrar sezon hazırlanacak? He? Sen sözlerini tutmazsan, bu çocukları 5 parasız tatile gönderirsen, bu çocuklara verim alamazsın. Bu çocuklar senin kulübüne zor gelir gelirken, dönüşe zor gelir. Doğru. Hep soru işaretlerine gelir. Kardeşim yani, lütfen yani. Bu çocuklar bir şehir, bir geleceği var insanların ya. Ya bak evlilik dedi ki sahilik işte bak tatile çıkacak adam ya tatil cebine parası yok. Vaat edilen vereceksin kardeşim. 2 milyon takım kurmuşsun çok güzel. Tebrik ettik. Harika 2 milyon takıma harika bir takım kurdun. Bir takım güzeldi aslında bu takım düşmezdi. Bak şu takım düşmezdi. Eğer vaatler yerine gelmiş olsaydı. Ne güzel bu listeler var. Yerine gelmiş olsaydı bu takım abicim bu ligde rahat rahat kalırdı. Hocam yani Doğukan olsun, şey Gökmen, Göksu adını saymadığımız daha bir sürü gencimiz. Onların hepsi Aksaray Spor forması altında yani. Bu mesleğe bu kulüpte başlamış oyuncular. Ben eminim bir adım atılsaydı onlar koşardı. Ama tabii atılan adım ne kadar büyüktü, atıldı mı? Bunlar çok hani önem arz ediyor. Bugün şimdi onların gelişmiş olması bizi çok mutlu ediyor. Yani Aksaray Spor'da Ali Kaan Güner'in Ankara gücüne gitti. Doğukan Antalya Spor'a gidecek. İşte siz açıkladınız burada Göksu Kasımpaşa istiyor dediniz. Anlaşma ihtimali var dediniz. Yani biz Süper Lig'e 3 tane futbolcu yollama seviyesindeysek yani bu takımın düşmesi aslına bakarsanız büyük bir saçmalık. Saçmalık. Neden düştü takım? Yönetimin suçu var. Onlar kabul ediyor büyük ihtimalle. Yönetimin çok büyük suçu var bunda. Futbolcunun yok mu? Futbolcunun da var. Futbolcunun da var. Abicim sen istediğin kadar sıkıntılı ol, problemli ol, paranı alma, derdin olsun. Eğer o sahaya çıkıyorsan geleni orada yapacaksın. Evet. Forman için, takımın için, arkadaşın için, ekmeğin için, geleceğin için bütün mücadeleni, isteğini, arzunu takımın galibiyeti için sarf edeceksin, kullanacaksın orada. Hocanın büyük suçu var. Yani çok şey söylenecek var da İlbeyciğim. Zamanı gelince onları söyleyeceğiz tabii ki. Futbolcular dedik. Süper Lig dedik. Orada hemen aklıma geldi. Şimdi açıklamayı da yeni dinledik. Serhat Özbey, yöneticimiz Serhat Özbey Dizondalarca 5 gol 6 asist dedi. 6 gol 5 asist tam olarak hatırlamıyorum. Bir istatistik yakaladığını ve Süper Lig'den teklif olduğunu söyledi. Ya ben açıkçası yani Delarca bu sezonu izlerken fiziki olarak aşırı yetersiz buldum. Ya kalitesine söylenecek laf yok. Bursa Spor'da, Osmanlı Spor'da forma giymiş bir oyuncu. Zaten iyidir ama yani şu takımda gol atan tek santraforusun sen. Enstima Peter'ın golü işte 1-2 evet. Yok denecek kadar az. Topu itemiyordu. İşte Ayup tercih edilmedi.
Yani neden edilmedi anlamıyoruz. Alya Ture kadroya giremedi yabancı sayısından dolayı. Çok sıkıntılar çekti. Yani Denerjen ben bir devre boyunca 5 gol 6 asist yapmış olmasına şükürse aşırı madah bir şey bulmuyorum. Zaten bütün toplar bitmek için o adamın ayağına geldi. Evet. Kaçırdıklarını burada konuştuk. Ceza sahası içinden pas veriyor dedik. Bunları hep söyledik. Ama yani şimdi kalkıp da Süper Lig'den teklifler var. Biz işte buna rağmen işte Delerje ikna ettik, tuttuk. Bu kadar kaliteli kadro kurduk. Orada dediğiniz şey çok önemli. Yani kadroyu kurmaktansa kadroyu ödemek daha önemli. Sözünü yere getireceksin. Kadroyu kurursun. 100 milyonluk kadroyu kurursun. 1 milyonluk kadroyu kurursun. Eğer sözünü getirmezsen 100 milyonluk kurduğun takım da düşer. 1 milyonluk kurduğun takım da eğer sözünü yerine getirirsen 1 milyonluk takım da şampiyon olur. Futbol böyle bir şey. Motivasyon. Hocam Erzurum Spor. Eğer mutluysan, o grup mutluysa, o aile mutluysa başarı kaçınılmaz olur. 1 milyon, 10 milyon fark etmez. Önemli olan sözü yerine gideceksin. Sana, futbolcu sana güvenecek. Evet. Benim yöneticim verdiği sözü tutar. O zaman elinden gelen her şeyi yapar. Yabancılar, adamlar boş kaleye topu vuramadı. Neden? Neden Keita oynamıyordu? Neden Sırp oynamıyordu? Evet. Neden Ayıp oynamıyordu? Laval neden son 5 hafta oynadı? Parayı vermiyorsun abicim. Adam sözleşme yapmış seninle. Çağırmışsın. Evet kaliteli adamlar. Tebrik ediyorum. Çok da adam aldılar. Bak her zaman burada söyledik bunları. Bravo dedik. Güzel adamlar aldılar dedik. Takıma çok fayda olacaklar. Takım taşıyacaklar dedik. Nitekim öyle olur mu? Üst sıfırdan başladık Tuzla maçından. Arkadan Bandır maçı. Ya iyi bir başlangıç yaptık. Kaliteli ortada. Şimdi bir futbolcu hazır olmayabilir. 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta. Kardeşim 15 maç kendine gelmez mi futbolcu? Gelir. Neden gelmiyor? Sıkıntı kafada. Kafada sıkıntı almamış çünkü. Hocam orada bir şey söyleyeceğim size. Benim çok dikkatimi çekti. Şimdi transferlerde büyük bir eleştiri yaptı başkanımız. Dedi ki Akhisar'daki medyacılardan rahatsız olduğunu söyledi. Yani kırgın olduğunu söyledi. Ve dedi ki Akhisar'da gerçek olmayan yalan haberler yapıldı. Onun üzerine orada bir basın abimiz dedi ki işte kim yaptı falan böyle tartışmalar oldu. İş ahlakına uymayan bir haber sesini yaptığını söyledi. Bunun gazetecilere sığmadığını söyledi. Ve dedi ki Akhisar'da sporlu oyuncuları oynatarak işte bizim buradan Akhisar'la ailelerden para aldığımızı söylüyorlar. Bunlara değiniyor. Şimdi bunları yapmak tamamen ahlaksızlık. Ahlaksızlık. Bence bir şey yok yani. Öyle bir şey ya, mümkün değil. Ve ben burada bazılarına direkt katılıyorum. Bizim haber ettiler dedi. Çünkü şimdi biz öyle bir haber yapmadık. Yani yüzünün üzerinde kesinlikle alınmıyoruz. Zaten yayında da kimin yaptığı başkanımız direkt olarak söyledi. Sizsiniz dedi. Ama şimdi bir orada bir başka özel şey de var. Ben burada başkanımıza da bir eleştiri yapacağım. 10 yıl bu olayını hatırlıyorsunuz hocam. Futbolcu değil dendi. Biz burada dedik ki futbolcu olmayabilir. Siz dediniz Pere de futbolcu değildi. İşte biz dedik Niyaz örneği var Akhisar Spor'da profesyonel olmadan geldi. 5 milyon euroya sattık. Çok önemli bir oyuncu. Ama hocam Mesut hocamızın istifa ettiği gün Onyebuke tesise kadar silahla kovalanmış. Bu yüzden sözleşme yenilenmemiş. Yani böyle bir huzursuzluk ortam. Yenilenmeme sebebi buymuş. Trafikte tartışıyor hocam. Oradan tesise kadar bunu şeyle kovalıyorlar, silahla kovalıyorlar. Ondan sonra işte orada sportif direktörümüz araya giriyor, tarafları ayırıyor, ediyor. Futbolcuyu da ihraç ediyorlar. Psikolojik sorunları oldu ortaya çıkıyor. Ya burada birazcık da yönetimimizin bu futbolcuyu bize birisi öner dedi. Öneren kişiyle o futbolcu da kendisini sorgulaması gerekmiyor mu? Yani çok rezil bir şey hocam. Futbolcu tesise kadar silahla kovalamak nedir? Ya şimdi Akhisar Spor böyle futbolcuların Akhisar Spor'da böyle futbolcunun yeri yok. Şimdi birisi söyle ya alın diyor. Eyvallah alın. Ben de çok futbolcu şey yaptım. Söyledim Akhisar Spor'a. Önerdim. Ve kardeşim birisi sana bir öneriyorsa bak bakalım o neyin nesi, neyin fesi. Az çok bilgin olması lazım bu şeyle ilgili, futbolcuyla ilgili. Sen gel, olmaz yani. Olmaz. Veya bunu sana gönderen kimse, güvenilir bir insan mı? Kim bu adamı sana teklif ediyor? Yani kesinlikle şu anda yönetimimiz onu sorguluyordur ama yani çok geç kalmış. Ben dediğim gibi,
Hocam yolda tartışacak, tesislere kadar birisi silahlı olacak. Bunlar Aksaray Spor'a yakışan şeyler, hiçbir kulübe yakışan şeyler değil. Kesinlikle, kesinlikle. Aksaray tarihinde böyle bir şey olduğu yok yani. Yani gerçekten çok büyük rezillikler ortaya çıktı. Bunu da biz bugün öğrendik. Hani bu da bir skandal. Aslında ben bunun da kol kırılır, yen içinde kalır dediğimiz şekilde söylenmemesi gerekiyor. Martin Onyebüke ile ilgili çok şey biliyorum ben. Geçmişinden. Bir Anadolu takımından, Antalya. Orada ihbarlar çıkmış, işte babası vesaire vesaire. Onlara geri gelince konuşacağız burada. Martins'le ilgili. Evet. Yani bu nasıl gelmiş buraya? Nasıl Aksaray Spor'a gelmiş? Onu görüşeceğiz. Hocam şimdi Demeçer'den devam edelim açıklamalardan. Dediğim gibi geçtiğimiz yönetimlere büyük bir serzenişte bulunuldu ve dendi ki hocam Aksaray Spor'un bir kısım isim verilmedi. Bir ekip Aksaray Spor'un girdi çıktı bütün mali hesaplarının araştırılmasını istenmiş. Açıkçası bu oyunu desteklediğim şey. Keşke Türkiye'deki her kulübünki incelense. Hani kötü bir şey değil bu. Açıklayabilirsen sorun yok. Açıklayamayan korksun. Başkanımız dedi ki bizim için çok iyi oldu. Evet. Bizim hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Tamam. Çok mutlu oldum o konuda. Orada da yine bir gazeteci, hatta babam, şeyi söyledi. İncelensin ama dedi son 10 yıl incelensin. 15 yıl incelensin. Aksaray Spor'un yükselişe başladığından düşüşe başladığından tüm tarihi incelensin. Yani böyle de bir konuşma geçti ve inceleneceği söyleniyor hocam. Hukuksal süreçte orada yine devam ediyor. Onu da bildiririm. Çok zor. Artık o lafta kalır o. İnceleneceğini düşünmüyorsunuz. Yani lafta kalır. Şimdi bir önceki yönetime bahsedersek. Şimdi bir önceki yönetim tabii takım düştü. Düştü. Bir yönetim oluştu. İşte Fatih Karabulut, Ali abi vesaire oluştu. Elimizde 30 milyon para vardı. Elimizde. Düştü evet. Ziyan takım. Bir de takımdan ayrılan futbolcu vardı. Yabancı futbolcu. Emmes gibi işte Bokile vesaire Yeras. Bununla alacağı vardı. Elimizde 30 milyon para var. Bununla alacağı var. Yönetim toplandı. Bu parayı futbolcularına mı verelim? Alacak olan futbolcular mı? Yoksa elimizdeki kadroyu muhasır edip tekrar Süper Lig'e çıkmak için mi harcayalım? Çok doğru karar verdiler. İçeride futbolculara dediler parayı verelim. Tekrar şampiyonla oynayalım. Çıkarsak oradan gelecek paradan dıştaki futbolcuların parasını kapatır, borçlardan kurtuluruz. Bence çok mantıklı bir hareket yaptılar. Evet. Çok mantıklıydı. Ne yazık ki onda olmadı. Bir şekilde işte Yılmaz Hoca geldi, o geldi, bu geldi. Baştan Mehmet Hoca geldi. Bence o yanlış bir seçimdi. Yanlış transferler yapıldı. Yılmaz diyorum. Fatih Karabulut geldiği gibi söylediğimizi feshetmişti hatta. Çünkü yani orada bir sıkıntı yaşadı takım. Belki çıkacaktı. Çıkabilirdik de Yılmaz Hoca'yı daha erken getirmiş olsaydık belki bu takım bu sene yine Süper Lig'deydi. Ama maalesef biraz geç kaldık o konuda. Yılmaz Uğral konusunda çok geç kaldık. Geç kalınca da arzuladığımız hedefi de yakalayamadık. Bu sefer ne oldu? Boşta kaldı. Boşlarda durdu. İçerideki futbolcular da çoğu zaten alacakları vardı. Mecburen oturmak zorundasın. Takım düştü. Evet. Yani şey yapman lazım. Mukaleye uzatmayacak. Devam edenler var. Onları feshetmen lazım. Onların değer etme şansın yok. Paraların çok yüksek. Nasıl ödeyeceksin? Ondan sonra böyle bu arkadaşlar, Evren kardeşlerimiz geldi. Dediler ki transfer yasağı geldi. Hemen ardından çıkmaza girdi iş. Meblalar yüksek. Bu konuda Ali abiye tekrar tebrik ediyorum. Karşılıklı feshederek futbolcuları takımını bir şey rahatlattı. Mesela boştan orada kurtuldu. Hocam ben araya gireyim. Bunu sanırsam Halil İbrahim Doğan başkanımız, yöneticimiz şey dedi. İşte gelenleri de hemen gönderdiler dedi. Ben o süreci çok hatırlıyorum. Yani gidene hemen teşekkür edip git olmadı o dönem. Ben onu çok iyi biliyorum. Yani şimdi şu şekilde bakın. 30 bin euro misal veriyorum. Oyuncunun sizden alacağı var. Siz diyorsunuz ki 30 bin euro alacağını bırak. Ben senin bonservisini eline vereyim. Senden bonservis elde etmeyeyim ama sen de bana karşı borcunu sil. Yani bir nebze 30 bin euro sana o adam, sen o oyuncuyu maalesef çalıştırmış oldun. Evet. Yani bu
Bence mantıklı bir şeydi. Bunu da daha önce söyledik. Ben tekrardan Ali Kuloğlu yöneticimize, o dönemki başkanımıza, yani bu politikayı doğru buluyorum. Çok doğru. Şu anda borç, yani 30 milyonsa 100 milyon olur. 100 milyon olurdu. İşin içine çıkamazdın. Evet. İşin içine çıkamazdık. İşte bir takım şeyler, görüşmeler yaptılar. 100 ise 50'ye indirdiler, 20'ye indirdiler. Karşılıklı feshettiler. Yani Aksaray adına, Aksaray menfaatları adına çok doğru işler yaptılar. Evet. Hocam, Yılmaz Vural dedik. Biz burada hep söylüyoruz ki, iyi teknik direktörlerle şeye gideriz, hedefe gideriz. Ama burada başkanımızın yine bir eleştirisi oldu. Dedi ki, 6 ay için, hatta başkanımız değil, Serhat Özbey'in daha doğrusu, 6 ay için 1 milyon 700 ya da 800 bin küsur. Tam olarak hatırlamıyorum dediğim gibi ama öyle 1 milyon 700 bin ya da 800 bin küsur. Bir para ödendiğini söyledi. Şampiyonluk için kurulan gelen bir hocaydı dedi. Playoff'ların yarı finalinde elendi dedi. Bir eleştiri oldu. Orada da yine şöyle söyledi. Yani eleştirmek bir vaktimi değil diyor, eleştiriyor. Bilemedim yani. Herkes her şeyini attı. O kesinlikle değil ama yani 6 ay için 1 milyon 700 küsur bin TL dedi. Ben diyorum ki hocam biz adam akıllı parayı şu teknik direktörlere verseydik bu sezon bu ligde zaten kalırdık. Önümüzdeki sene de 2 milyon TL para alacağımıza 15 milyon TL para alırdık. Belki 1 milyon TL zararımız olacak derken 13 milyon TL kar elde ederdik. Ne güzel söyledin. Biz diyoruz ya hep hoca çok önemli. İşte buyur 6 ay. Büyük 6 ay. Eğer Büyük Mustafa gelmeseydi bu 6 ay genç çıkamazdı. İşte Adana Demirspor. Altay kaçırdı mı mücadele ediyor. Ama başarılı hoca mı vardı? Değil. Normal hocalar, vasat hocalar. Ya o takımın ağırını kaldıramayacak hocalar. İşte Mustafa Denizli geldi 6 hafta tak ağırını koydu takıma. Altın Ordu hocasını da ekledim hocam. Sizin arkadaşım demişti Hüseyin Eroğlu. Onun adına da yani süper bir gelişme oldu. Kesinlikle. Wolfsburg'la anlaşma ihtimali çok yüksek. Hani Bundesliga B ekibi. Onlar bu sene A'dan B'ye düştüler. Wolfsburg. Yani bu Bundesliga'ya Almanya'ya ben hep söylüyorum hocam. Bizim artık futbolcu değil, birazcık da teknik direktörü ihraç etmemiz Alman gerekiyor. Alman doğumlu zaten şey. Hüseyin Bey. Tabii. Aman. Ben hiç tanımıyorum. Emin hocamın arkadaşıymış. O tabii. Ben tanıyorum dedi, söylüyorum dedi. Aksaspor'da neydi o? Çok sevdim. Yani inşallah gider. İnşallah Wolfsburg'a gider. Oradan belki Juventus'un başına görürüz. İnşallah çok başarılı. Başına görürüz. Çok, 9 sene evvel Altın Ordu. 9 sene evvel Altın Ordu antrenörlük yapıyor. Çok istikrarlar abidesi zaten. Ve hep de üzerine koyarak gitti. Her sene üzerine koyarak gitti. Bu sene final oynadı. Eğer devam ederse Altın Ordu birkaç yıl içerisinde kesinlikle süper ligdi. Hocam ama kesinlikle. Şöyle bir şey var. Ben burada direkt değiniyorum. Manisa Büyükşehir Belediye, hani belediye Manisa Spor'un belediye kulübü 60 milyon TL'li bir alt ligden bu lige çıktı. Altın Ordu 10 milyon TL'lik bir takım bütçesiyle playofflarda final oynadı. Altın Ordu'nun başarısı şu ligde şampiyon olmuş Giresun Spor'dan, Adana Demir Spor'dan daha büyük başarılar. Kesinlikle. Geçmiş takımdan daha büyük başarılar. Yani 10 milyon TL. Biz şimdi diyoruz ki, hocam orada eleştireceğim. 2 milyon TL ile biz bu ligde kalacak takım kurulabilir miydi? Bu takım 2 milyon takım değil miydi? Evet. Kalırdı. Bu takım kalmaz mı ligde? Onu söyledi başkanımız. Banko kalırdı. Banko bu takım bu ligde banko. Biz Balıkesir'den kötü müyüz kardeşim? Adana Spor'dan kötü müyüz? Menemen'den kötü müyüz? Ankara Spor'dan kötü müyüz? Değiliz. Kat kat iyiyiz. Ümraniye'den kat iyiyiz. İyiyiz kardeşim. Bu takım hepsini. bu lig için yeterliydi. Bu ligde biz bu evimizi kaşıya kalırdık. Ama işte az önce bahsettik ya, ekonomik sıkıntılar, mutlu bir aile olmadığımız için, ekonomik sıkıntılar olduğu için, verilen sözler yerine getirilmediği için takım maalesef düştü. Bakıyorsun bir hafta başka takım, bir hafta başka takım. Bir hafta oynamıyor, bir hafta bir oynamıyor. İstikrarı hiç yok. İstikrarı hep problem, hep sıkıntı, hep sorun. Niye oynamıyor acaba? Ne hep soru işareti? Bir şey mi var? Olmadı mı? Neden? Falan. Hep, yani şeyler hep böyle. Soru işareti. Bu takım bu ligde kalırdı. Ama maalesef burada futbolcunun olduğu kadar hatta daha fazla yöneticinin suçu var. Yoksa yeterli yani. 2 milyonu bu takım yeterli. Bak. Gene tebrik ediyoruz. İyi takım kurdular. Fakat bu iyi takımı iyi yönetemediler. Evet. Orada çok hani değişik bir karşılaştırma oldu. Dediler ki Altay ve Altın Ordu maçlarını söylediler. Bu iki süper kulüpten ilk 28 milyon TL ile kurulmuş takım 0 puan almış. Sene başında hazır olmayan Altay ve Altın Ordu'dan.
Biz 4 puan aldık dedi son haftada. Şimdi ben kesinlikle yani başarının, sezonun ve kadro güzelliğinin yani iki maça bağlanmaz. Şu iki maçta, şu maçta bağlanmaz. Yani kesinlikle. böyle karşılaştırmalar gerçekten çok amatörce. Ona bakarsa biz şimdi yendik Altınordu'yu. Biz Altınordu'ya iyi takım oldu işte son maçta. Yani 4 puan alsak Altay'ı yedik. Altay Süper Lig'e çıktı. Yani biz buradayız. Olduğumuz yerde saymıyoruz. Geri gidiyoruz yani. Düştük. Altay Süper Lig'e çıktı. Yendik ya. O zaman daha iyiyiz o zaman biz. Biz daha iyiyiz. İşte öyle tek maçtan olmuyor yani. Tek maçtan değerlendirme olmuyor. Hocam biz Galatasaray'ı yendiğimiz sezonda Galatasaray Real Madrid yendi. Biz Galatasaray'dan şey Real Madrid'den de iyiyiz o zaman. İşte o mantıklı bakarsak yanlış. Biz Real Madrid'den de iyiyiz. O değerlendirme yanlış. Hocam şimdi Aksaspor'un gündemine bugüne bakalım. Nihat Özdemir ısrarla diyor ki 19 takımla oynayacağız. Gitgide de 18'e düşüreceğiz önümüzdeki sezon. 2 sene için 18'e düşecek. Evet 2 sene için 18'e düşüreceğiz ve bitireceğiz. Bu 18'de kalacak. 21 yani 20 bize fazla dedi. O da yani Nihat Özdemir ben anlamı çok saçma sapan bir kararla ligi 21 takıma çıkarttı Süper Lig'i. Hiç olmadı. Olmadı. Sakatlıklar her takım. Bir Covid döneminde hocam yani işin saçmalığı burada. Ya Covid döneminde oyuncular inanın o Covid testini yaptırmak ne kadar zor. Futbolcuları tanıdıklarımız var. Bela okuyorlar artık yani. Ya, sürekli çomak. Testi yapıyorlar. Yeter ya. Hasta oluyor. 2 hafta itmandan uzak kalıyor. Bir hafta itmandan oluyor. Tekrar oynama çıkıyor. Kuluçka dönemindeyken maça giriyor. Sakatlıklar işte o yüzden çoğaldı. Evet. O yüzden verimler düştü. Ya bu zaten bizim bize uygun değil ya. Yani. 20 takım bize uygun değil. Türkiye Ligi'ne uygun değil. Yani Premier Lig oynuyor diye oynuyorlardı yani. Premier Lig'in de 1,5 milyar dolar bir takımın harcaması var. Biz 100 milyon euro harcayamıyoruz. Orası farklı. Orası çok farklı. Orada her şey profesyonel. Yani mantalite farkı var zaten ya. Yani bizim Türk futbolcusunun, Avrupa futbolcusunun uçurum var uçurum. Hocam oradan Doğukan'a bir eleştiri vardı ya Doğukan'a ve şey Alper'e işte sözleşme illemede reddederdi. Evet. Mustafa Yumlu'nun Denizli Spor'da küme düştükten sonra bizim eski futbolcumuz çok güzel bir açıklaması oldu. Dedi ki siz dedi sene başında Subotic'i getiriyorsunuz. Denizli Spor Borussia Dortmund'da kaptanlık dahi yapmış. Neven Subotic'i getirmişti sene başında. Siz Subotic'i getiriyorsunuz. Subotic 2 hafta sonra çekiyor gidiyor. Şimdi Subotic parasını bir ay alamadı diye sözleşmesini feshedip gitti FIFA'da Denizli Spor'u şimdi mahvedecek. O hepimiz biliyoruz yani. Tabii. İşte Fenerbahçe, Marcus Kruse Fenerbahçe'yi mahvetti. İşte Beşiktaş'ı defans oyuncusu Victor Luiz mahvetti Beşiktaş'ı. Galatasaray'ı mahvetti. Örnekleri çok var. İşte Hırvat bir futbolcu vardı. Yani siz dedi çekiyorsunuz gidiyorsunuz. Biz dedi başvuracağımız zaman zaten dedi FIFA'ya başvuramıyoruz. Buradaki bir anlaşma kurulu varmış sanırım. Evet. Uyum kurulu mu ne? Ona başvurmak zorunda kalıyoruz. Ona başvuruyoruz. Adımız çıkıyor bu sefer. Tabii. Adımız çıkıyor başka sözleşme yapamıyoruz. Yani bizimkisi dedi berbat. Tabii şimdi Türk futbolcusu bir şey yaptığı zaman ya bu hain bu. Evet. Evet. Ama yabancı olduğunu hiç diyorsun ki adımın sözleşmesi var mecbur vereceğiz. Niye Türk futbolcusu aynı şeyi söylemiyorsun? He? Yani, Türk futbolcusu hakkını aradığı zaman hain oluyor, vefasız oluyor. Yabancı olduğu zaman kuruşlara tık 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 veriyorsun. Yani işte çok farklı bir mantık abi. Ben Mustafa Ünlü'yü orada yani çok haklı buldum. Biz gidince de hain oluyoruz. Onlar gidince şimdi, profesyonel oluyor. Şimdi Doğukan'a az önce söyledik. Doğukan şimdi şöyle gitti. Bunun bedelini de futbol federasyonu belirleyecek. Yetişme evet. Bedelini. Futbol federasyonu belirleyecek. 30 Mayıs'ta bitiyor çocuğun şeyi, sözleşmesi. Birazdan serbest. Futbol federasyonu bedelini belirleyecek. Yetişme bedelini. Aksaspor alacak parayı. Kardeşim az önce dedik ya. Sen bu çocuğun önüne leziz bir menü koydun mu? Leziz bir yemek koydun mu abicim? Hı? Koysan da bu çocuk hayır mı diyecekti? Menajerini çağır, çocuğu çağır. Arkadaş bizim menümüz bu. Doğukan'la ilgili. Bakacak her çeşit bol. Evet. Menü güzel. Niye hayır desin? 20 yaşında çocuk. Aksaspor'a daha bir yıl, iki yıl, üç yıl daha izah etsin. Aksaspor'a para kazandırsın. Doğru. Şimdi suç, Doğukan da suç değil abi. Yine para kazandırıyor. Yani gene bu performansıyla yine para kazandırıyor ki takım küme düşmesi 600 bin küsur TL kazandıracak bir futbolcu. Küme düşüyoruz. Orada yine Aksaspor yani kendi bir maç fazla kazansa Adana Spor atsa aşağıya. Ne olacak bu sefer? Ya 400 bin TL fazla para verecek. Bir maç alamadık kardeşim. Bir maç alamadık. Ve şu takım yazık yani şu küme düştü ve şu yaşadığımız durumlara bak. Yani önümüzde karanlık ha.
Şimdi biz konuşuyoruz, ediyoruz. Yönetim konuşuyor. Yönetim konuşuyor, çıkacağız diyorlar. İyi çıkacaksın da. Niye düştün? Hocam şey dedi. Dalga geçiyorlar benimle de. Şampiyonlar Ligi hedeflediğim için. Biz dalga geçmedik zaten. Hep dedik ki yıldızları hedefleyin. Öyle bir söz var. Yıldızları hedefleyin, varamasan bile bulutlara ermiş olursun diye. Tamam, çok güzel. Dedik ki yani Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyin, belki Avrupa'ya gideriz. Bizim için çok güzel olur. Tamam, ama yani şimdi Şampiyonlar Ligi'ni birinciliğe derken birinci ligin sonuna gitmek birazcık taraftarı üzüyor ve yani taraftar eleştirir. Başarısızlıkta taraftar eleştirir. Taraftar fevridir hocam. Yani ya, taraftar haklı kardeşim. Taraftarın bir aşk var. Taraftar aşkı var. Sevgi var. Forma sevgisi var. Ne bileyim. Şehrin sevgisi var. Yani adı aşk hisar. Evet. Ya taraftar haklı. Şimdi sen söz verdin. Konuştun, çıktın, konuştun değil mi? Söz verdin. Sözlerini yerine getirdin mi? Hayır. Ve hala çıkaracağım diyorsun. Nasıl güvenecek senin bu şehir, bu taraftar? Biz sana nasıl güveneceğiz? Önümüzdeki sezon futbolcu sana nasıl güvenecek? Cebinde 5 para futbolcunun tatile çıktı, maçlar bitti. Nasıl olacak kardeşim bu? Adam tatile çıkıyor ya. Ya verirsin yani, verirsin. 3-5 verirsin. Tamam, o sözleşmesi devam ediyor. Ama şimdi takım düşmüş olabilir. Evet. Sen bu adam bak tatile çıkıyor bunlar ya. Onda zaten bir psikolojik bir çocuğun şeyi var. Ya çocukların bir moral bozukluğu var. Cebine aşını koyarsın. Gönderirsin. Arkadaşlar tamam, futbolda her şey var. Düşme de var, şampiyonluk da var, şu da var, burada var. Futbol için var bunlar. Sezona koşa koşa gelsin çocuk. Sana güvenerek gelsin, inanarak gelsin. Daha fazla efor sarf ederek gelsin. Hedef yapsın. Yukarısın hep hedef yapsın. Düşmüş olabilirsin. Ama oradan da çıkmak, nasıl düşünün oradan çıkabilirsin. Hocam tabii yani şimdi bütün futbolcular tatilde, ilk önce kendi memleketine dönüyor. Belki uzun zamandır görmediği çoluğuyla, çocuğuyla, yeğeniyle, ya, annesiyle, ablasıyla, kardeşiyle, babasıyla ya kız arkadaşı yani. Vardır, parka gidecek. Yani, herkes bir beklentisi vardır. Beklentisi var kardeşim. Futbolculuk şöyle bir şey yani, yüksek kazancı olan bir meslek diye biliniyor, görüyoruz. Ya. Ki onun da onu da biz gördük yani, bütün futbolcular asgari ücret maaşı. Ama şimdi bak... Tamam, övünüyoruz, övünüyoruz. 2.700.000 liraya şey anlaşma yapıyoruz. Çok güzel, çok güzel. Keşke buradaki çocukların bu seneki alacaklarını vermiş olsaydınız hepsi kuruşuna kadar. Keşke verseydiniz. O zaman burada sizi alkışlayalım. Veya kaç para verdin? Semih. Kaç para vermiş? Atıyorum 100.000 lira. 50 bin lirasını verdik, 50 bin harcaya kaldı. Sen verdin mi acaba onu? O da tabii. He, verdin o mi? O da bir güvendir. 50 bin lirasını alsa mesela, aldım yani. Mesela örnek veriyorum. Yarısını alsa alırım ben. Ama tabii. Bu bence yani şuraya futbolcunun aldığı parayı bu sene kaç vermişsin kardeşim? Emin futbolcunun verdin, ödedin ya bana. Evet. Emine kaç para ödemişsin? 20 lira. İlbe'ye... Yani sözleşme maddesi değil de ödenenler açıklansaydı daha güzel olurdu. Kaç para almışsın? 100 bin lira mı burada almışım? 100 bin lira. Kaç para vermişim? 40 bin lira. Ne kalmış hocam? 60 bin lira. Ben şimdi tamam anlaşmışsın da ne verdin? Ne verdin? Bilmiyoruz. Ama hiçbir şey vermemişsin. Verseydin bu takım bu ligde kalırdı. Tamam kardeşim. Hocam çok küçük bir şey söyleyeceğim şimdi. Hani programın, şimdi bütün demetçileri konuştuk. Bu açıklamalar hakkında herhangi başka ekleyeceğiniz bir şey var mı? Önümüzdeki sezon hakkında birkaç şey soracağım size. Ya şimdi açıklama yapıyor yöneticilerimiz. Tamam çok güzel. Kendini savunuyor çok güzel. İyi de yalnız bir de şurada bir laf etmişler. Şu demeçte. Bu benim çok zoruma gitti. Akhisar Spor'un kapısına kilit vurulur diye. Akhisar Spor'un kapısına hiçbir zaman kilit vurulmaz. Dün de, bugün de, yarın da. Bu yanlış bir demeç. Bu Akhisar Spor'u rencide etmiş yani. Alabilir miyim? Ben bundan, yani dediğiniz çok doğru. Akhisar Spor'un kapısına kimse kilit vuramaz. Akhisar Spor'a ne cesur yürekler var Akhisar Spor'un Akhisar'da. Çıkar o Akhisar Spor'un kilidini kırır. Evet, dediğiniz açıklama, herkes buna çok yoğun tepki gösterdi. Yani... Öyle şey olmaz. Öyle demeç verilmez. Akhisar Spor kapısına kilit vurulacak diye. Akhisar Spor kapısına hiçbir zaman kilit vurulmadı. Evet. Yani o zaman işte başkanımız kızmasın ama o zaman heykelleri dikilirdi. Kulüp vurulursa bu dönemde o zaman heykelleri dikilir ama nasıl dikilir? Ona da kimse müsaade etmez.
Tabii. Kimse vurdu. Orada cinsel bebekler var. İl Bey, ben bu işin içine yıllarımı verdim bu işe. Niye baba yiğitler var burada? Niye baba yiğit başkanlığı idareciler var? Açıklamayı göster. Niye cesur yürekler var? Hiçbir zaman takım bu durumu düşünmezler. Hiçbir zaman takımı kilit durdurmazlar. Aksar Spor Camisi öyle büyük bir camiye. Hocam kulüp... Yarın çıkar bir tane baba yiğit, cesur yürek alır elinden her şeyi. Kulüpte hocam... Bunu yapacak adamlar var burada. Evet. Bunu açıkladılar zaten. Yani geçtiğimiz adaylarda açık evet isim söylüyoruz yani. İsmail Hocaoğlu. Her zaman açıklama, basın açıklamalarını yapıyor. Biz yine adayız diyor, alırız diyor, bıraksınlar geçeceğiz diyor, bırakmayız diyor, giderlerse yine bize kalacak diyor ki gitmeyeceklerini de söylediler açık bir şekilde. Devam edeceğiz dediler. Hocam ben bir şey diyeceğim. Ben bunu bir Akhisar'la nasıl adını düşünmüyorum. Şimdi neden diyeceksiniz? Akhisar'da Akhisar Spor'un Akhisar Belediye ile ayrılmadığını bilen var mı hala da? Şey bilmeyen var mı hala da? Şimdi iletişimden sorumlu burada bir bizim işte şeyleri bildiren, toplantıları bildiren Ethem abi var. İletişimden sorumlu. İşte haberleri, maç görsellerini biz ondan alıyoruz. Yani ben bunu sosyal medyada dolu bakıyordu bayağıdır. Ama sonra işte altyapıya gitti, ayrıldı falan filan derken şimdi bu açıklamaları Akhisar'da birisine bir okutsalar da keşke. Yani her tarafı rezillik kokuyor. Şimdi Deniz hocam Akhisar... Şimdi bak kaplamayı çizdim onları. Kırmızı kalemi çizdim hepsini. Evet. Okuyayım mı hocam isterseniz çizdim. Oku oku. Çok zor şartlar altında olduğu halde transfer yasağını kaldıran kulübümüz yeni gelen futbolcularla yapmış olduğu sözleşmelerde TFF 1. ligin ortalamasının çok altında bir bütçeyle takım kurmuştur ki bu sayın federasyonumuzun da malumudur. Tamam, alkışlıyoruz. Güzel. Bu kadar evet. Doğru bütçe ve yapılanmayı yakalamış kulübümüzün küme düşmesi, Süper Lig döneminden kalan borçların ödenmesinin neredeyse imkansız hale getirecek ve belki de ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde teslim etmiş bu güzide ilçe takımımızın kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Niye düşürdün o zaman takımı? Niye düşünüyorsun bu takımı? Doğru. Bu takım düşer mi de? Takımın kilidi kapısına kilit vurulacak diye. Takımın düşmemesi için ne yaptın? Ne yaptın ya? Şimdi 25 tane futbolcu aldın. 25-26 tane futbolcu aldın. Peki takımı dikte tutmak için ne yaptın? Evet. Ya onu da yaz oraya. Hocam. Koca bir sıfır. Takımları sizce, evet. Ben bu benim size sorum. Takımları size federasyonlar mı küme düşürdü, federasyonlar ligde bıraksın? Evet, federasyon düşürdü. Size yani sorumluluğunu zaten bizde kim olduğunu söylediniz, kendileri de kabul ettiniz. Ya kardeşim, şimdi federasyon çocuk oynayacağım mı? Geçen sene kaldırdı düşmeyi. Bu sene gene kaldırdı. İyi ya, her düşen müraveddesin. Biz düştük, kaldı, iptal edildi. Çocuk oynayacağım mı bu iş? Evet. Her oyun bir kurul var. Yani şimdi futbolda nasıl kale... Gol, offside kuralı varsa, yani küme düşmek, kalmak, çıkmak da, şampiyon olmak da bu kadar şey. Şimdi deseler ki, tamam küme düşmüyoruz. Şimdi küme düşmeyi kaldırmak bir kere yani çok saçmalık. Tamam küme düşmeyi kaldırmayacağız. Süper Lig'de küme düşme kalktı. Bu ligde de küme düşme kalktı. Adana Demirspor olacak. Giresunspor olacak. Altay olacak. Onlarca 15 kişiyle mi oynayacağız biz lige? Yukarısından 24 kişiyle oynasın, biz 15 kişi. Bence biz birleştirelim iki ligi birden. Onlar 21 katılsın, biz 18. 39 kişi oynayalım takım. 30 nasıl düşme yok, kalkma yok. Birleştirelim ballı gene kadar. 50-60 takım, 70 takım oynarız. Evet. Hocam çok saçma şimdi. Yani bir de bu sezon, ha ben bunu şimdi Akhisar Spor'un menfaati açısından düşmenin kaldırılmasını istiyorum. Ya ama bir de şöyle bakın. Geçen sezon düşmeden kaldırıldı. Geçen sezon Covid vakası ilk olarak 11 Mart'ta görüldü. Bakın ligler Eylül ayında başlıyor. Evet. İlk vaka 11 Mart'ta görüldü. Yani sezonun sonuna direkt etki etti Covid vakaları. Akhisar Spor'a da etki etti geçen sezon. Ligde çıkmasına. Yani düşen takımlar, üstlükten düşen takımlara da etki etti. Ama ne dediler o zaman? Takımlar Covid'i bilmiyordu. Şimdi siz hocam güveniyorsunuz. Benim futbolcularım çok sağlam, çok kaslı. Futbolcu sayısını yükseltti. Kesinlikle sakatlanmayacaklar. Futbolcu sayısını yükseltti Federasyon. Tabii. Çıkacaksınız dedi. Hocam niye Akhisar Spor? O zaman şimdi yani bu üst ligler için de geçerli. Beşiktaş 13-14 tane ana futbolcunun performansıyla şampiyon oldu. Evet. Fenerbahçe gitti 20 kişilik, 20 tane kaliteli futbolcu oluşan bir kadro kurdu. Yani öyle bir dönem oldu ki Beşiktaş 7 puanındayken bir Covid vakaları sardı kulübü milli arada. Şampiyonluk elinden gidiyordu. Ne diyecekti Beşiktaş şampiyon olamasaydı? Ben Covid'den olamadım diyecek miydi? Hayır. Ne diyecekti federasyon o zaman?
Kardeşim ben sana söyledim. Evet. Sezon başında Covid olduğunu söyledim. 5 değişiklik yapacaksın dedim. 18 şeyi 21'e çıkarttım. Sen de 21 tane kaliteli futbolcu alacaktın. Aynen öyle. Yani Akhisarspor'un bu konuda hatta diğer kulüplerine şimdi dediler ya büyük yankı var işte kimse düşmek istemiyor. Ya düşmek isteyen kimse düşmek istemez zaten. Tabii ki. Ama diğer yani bu ligde 18 takımın 18 takımın yani 3 tanesi düşmek istemiyorsa geri kalan 15 tanesi de düşsün diyor. Ben kızamıyorum da haklılar ya. Öyle şey olmaz yani düşme olmasın şudur bu o zaman hiçbir şeyin esprisi kalmaz. Evet yani gol de olmasın az çevirerek oynasın. Çok saçma şeyler. Akhisarspor'un bir şansı var bir şansı var. Ligi 20 takım yapma şeyi var durumları var ikinci ligin işte birinci ligin. Oradan tutturabilirsek evet. Devam edebiliriz bu lige. Aksi takdirde yapacak bir şey yok. İkinci devam. Bir de şöyle bir şey var. İkincilik kötü bir lig değil. Arkadaş, şimdi bir yönetimin bu şekilde yani biz düşer. O zaman sen ne diyeceksin? Düştüğün üçüncüye. Üçüncülük kötü bir lig değil. Değil. Kardeşim, bu takım Türkiye'nin en değerli iki tane kupasını almış bir takım bu. Sıradan bir takım değil. Akhisarspor'a şey olarak sıradan gelmiş olabilir. İsim olarak Akhisarspor. Ama büyük değerlere sahip Akhisarspor. İki tane büyük kupayı almış bir takım. Süper Lig'de oynamış yıllarca. Evet. UEFA'da oynamış yıllarca. Bize göre ikincilik bize göre değil. Şimdi yöneticilerimiz demiş ki ikincilik kötü bir lig değil. Ben diyorum ki ikincilik bize göre değil. Evet. Ya yöneticilik farklı bir şey. Bilmiyorum Evren kardeşler daha önce başka bir yerlerde yöneticilik yaptılar mı? Futbol takımları bir yöneticilik yaptılar mı? Ben de bilmiyorum. Yani yönetici bazında biraz sıkıntıları var gibi. Yönetici çok farklı bir şey. Yönetici menajerliğe benzemez. Menajerliğe benzemez veya başka bir şeye benzemez. Yönetici apayrı bir yetenek istiyor. Evet. Yani iyi yönetemezsen, bir fabrikayı yönetemezsen batarsın. İflas edersin. Futbol takımı da öyle. İyi yönetemezsen düşersin. Yönetemezsen gene düşersin. Yani şeylerine çok dikkat etmek lazım. Tabii mevcut durumda dendi ki işte ben bir deplasman 50.000 TL dedi. Hep cebimizden para verdik dedi. Yani tabii verilen yapılan fedakarlıkları illaki olmuştur. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Hiçbir türlü şey yok ama Akhisarspor'un sorunu kendi içinde. Bakın Akhisarspor kendi sorununu kendi içinde aramalı. Akhisarspor taraftarları kendisine sormalı. 10 sezon önce Hamza Hamzoğlu benim teknik direktörümdü. 10 sezon sonra neden Fırat Gül? 7 sezon önce Cihat Arslan da benim teknik direktörüm. 7 sezon sonra neden Mesut Dilsöz? Ya da ben Cihat Arslan'la ligde tutunamamışken Fırat Gül'le ligde kalmayı nasıl hedefleyeyim? Şimdi biz hocaları tabii ki küçümsemiyoruz. Hocaların tabii ki değersizleştirmiyoruz. Hocam bir kariyer mi oldu da? Hepsi de birbirinden değerli. Hepsi de. Fakat deneyim ve tecrübe ön planda. Hocam biz Mesut hocamızı burada kabul ettik. Yayını aldık. Yani konuştuk. Gerçekten çok sevdiğim birisi. Yani burada 1 saat 2 saat ve antrenmanlarda görüştüğüm kadarıyla çok doğru dürüst kişiliğine karakterine bir şey söyleyemiyorum. Kesinlikle. Ama Akhisarspor bakın gerçekten de yani Akhisarspor kendi içine küçüldü. Ben bakıyorum işte çıkıyorlar program yapıyorlar ya da taraftarlar kendi aralarında konuşuyor diyor ki işte altyapıdan birkaç antrenörümüz kulübün başına geçsin yönetsin. Saçma. Ya bu nasıl bir tavırdır ya siz? Hangi takımdan bahsediyorsunuz? Akhisarspor'un marka değerini Akhisarspor'un değersizleştiriyoruz. Bu düşüncelerle Akhisarspor'u değersizleştiriyoruz. Akhisarspor'un büyük bir marka olduğunu farkındayız insanlar. Ya sen bir değersin ya. Evet. Yapılacak olan var, gelecek olan var, gidecek olanlar var. Akhisarspor'un bir ağırlığı var. Akhisarspor'un bir marka değeri var. Sen neden işte Ahmet gelsin, Mehmet gelsin? İşte, olmaz kardeşim, olmaz. Ha nasıl olur? Tabii ki keşke öyle bir şey olsa. Alt yapı hocalarımız da ama nasıl olur? Kendilerini çok iyi yetiştirirler. Biz daha önce burada Okan'ın örneğini verdik, Cihat'ın verdik, Hamza'nın verdik. Adamlar birçok takımlarda çalışmışlar. Birçok değerli hocanın yanında antrenörlük yapmışlar. Evet. Okan denen adam şeyden başlamış. Abdullah Avcı'nın milli takımına başlamışlar antrenörlüğe. Yani böyle bir deneyim kazanmışlar, tecrübe kazanmışlar ki ondan sonra bize geldiler. Ondan sonra bize çok başarılı oldular. Neden? Yeterince bir bilgi sahibi olmuşlar, tecrübe sahibi olmuşlar, deneyim sahibi olmuşlar. Ve bizde de başarılı oldular. Başarılı oldular, patladılar.
Ya, kupa kazandılar, ligde kaldılar. Şimdi, bu iş öyle çoluk çoluk oyuncağı değil yani. Olmaz yani. Yani lütfen kendimizi biraz şey değersizleştirmeyelim ya. Aksaspor'un yani aza tahmin eden bir yapısı yoktu bugüne kadar. Olmaması lazım. Aksaspor hep... Ya ben hatırlıyorum, ikincilikten birincilikle biz çıktığımız zaman, birincilik kastım bu birincilik, Süper Lig değil. Birincilikle çıktığımız zaman bir sezon küme düşme tehlikesi yaşadık. Atilla Özcan sanırım teknik direktörümüz, Hamza Hamzoğlu hocamızla anlaştık. Ya biz 2 yıl ya da 3 yıl hatırlıyorum birincilikte kaldık. 2 yıl ya da 3 yıl. Hemen çıktık üstlüğe. Evet evet. Yani çünkü takım, ya o dönemki ben bakıyorum yani aslında özgüven ne ya. Biz Samsun Spor kadar şey bir yapıda değildik. Maddi güçe gelmedik. Ama takım hep yukarı baktı. Tabii. Yani hedef hep şampiyonluktu. Hedef yaptı. Ya kadronun kalitesine bakıyorum. O zaman da kaliteliydi ama ya Anıl Taşdemir, Allah rahmet eylesin, Şeyh Musa Özer. Şey vardı bir de... İnanmışlık vardı. Yönetim bak şimdi oradaki yönetim var ya. Ömer İşçi, Hüseyin Ermüksel. O yönetim takımı inanılmaz motive ediyordu. Yani yönetimin o kadar büyük ağırlığı vardı ki takımda. Mutluydu herkes. Evet. Herkes verilen sözü, adam dedi ki ben sana 5 lira veremem kardeşim, 1 lira veririm. Ama verdi. Futbolcu diyor ki benim param kalmaz. Adam 5 lira diyor sana prim. 4 lira vermiyor. 5 lira zamanında veriyor. Acaba şimdi soruyorum ben yönetime şu anki yerine. Vaat edilen zamanında verildi mi? Zor. İşte o zamanki yönetim neden başarılı oldu? Takım çok mu kaliteli? Bizden çok da daha iyi takımlar vardı. Ama mutlu bir aile olduğu zaman başarı geliyor kardeşim. İstek, mücadele zaten kendini seni götürüyor bir yere. Hedefine götürüyor. Hocam taşıyor. Biz Rize Spor'u yendik. O zaman yani yine işte Cumhurbaşkanı'nın memleketi evet. Takımı çıkamaz. Son maç. Edemez. Son maç. Rize Spor bizi oraya full kadro gittik. Rize tamam. Spor bir hafta önce biz Süper Lig'e hoş geldik diye resmi sayfalarında yazı paylaştık. Evet. O kadar umursamıyoruz. Şampiyon gittik. Erzurumspor kendilerini yani birinciyiz diye çıkıyordu biz. Birinci çıktık, onlar ikinci kaldı. Evet. Yani oraya bir tek deplasmana giden ekip yine bizdik. Yani harika bir şeydi. O zamanlar başarı, inanmışlık dediğin gibi. Şey Liman'ın golü. Ondan sonra... Evet. Alt ligden bir kok olması lazım. Futbolcu aldık çıkardık hiç oynatamadık. Çok iyi bir golcü. Payışa gibiydi şu anki. Aynen. Hiç oynayamadı. Süper Lig'e çıktı. Sakatlandı. Yani ya bu nasıl diyeyim azaltma etme yapısı. Tam dediğim bu yapıyı bitirmemiz i̇şte, lazım. Evet. Burada işte yönetim çok ön plan olması lazım. Yönetim. Evet. Ya, burada 2 milyon takım kurmuş. 100 milyon takım da hiç fark etmez. Yönetim burada iyi bir yönetim olursa her şey yoluna girer kardeşim. Her şey. Başarı zaten gelir. Senin elindeki kadro çok kötü bir kadro değil. İyi yönetemediğin için bugünleri yaşadık. Bunları yaşadık. İşte. Hocam, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben burada aktaracağım. Bizim arkadaşlarımız amatör basketbol oynayan arkadaşlarım vardı. Rakipler de hepsi birbiriyle arkadaştı. Bu eminim futbolda da böyledir. Futbolcular birbirleriyle rakiptir saha içinde ama yani Galatasaray'da Aksaspor'uyla, Rize Spor'uyla, Malatya Spor'uyla hepsi birbiriyle arkadaştır. Ben bir yerden para alamadığım zaman bir kulüpten yarın öbür gün oraya misal veririm sizin transfer olacağınızı duysam söylerim. Ya bak adın geçiyor ama pek güvenme. Yani gelme. Ben gittim alamadım paramı gelme. Derim bu Aksaspor önümüzdeki süreçlerde özellikle yerli oyunculara mecburi yönelmesi gerektiği bir süreç. Yani küme düştük artık yabancı oyuncu bir şey yok. Kesinlikle. Yerli oyunculara yönelmesi gereken süreçte büyük bir darbe Aksaspor'a. Adı mimlenmiş durumda şu anda tüm futbolda. Biz hani eski teknik direktörlerimizden tanıdığımız isimlerle de sohbet ettiğimiz zaman diyorlardı ki yani şu anda Aksaspor'un durumu hoş değil. Futbolcularımızla konuşmalarından gelmeyiz diyor. Hocam son programımızı artık sonuna geliyoruz ama sizden genel bir değerlendirme alacağız. Bir 2-3 dakika bir değerlendirmenizi yapın. Aksaspor ne yapmalı bu süreçten sonra? Artık bu düzeni, adını tekrardan nasıl aklamalı bir kere? Onlara bir cevap verin, programımızı da kapatalım. Bu iş temizleyecek genel yönetimimiz, Eren kardeşler. Biz onlara saygı duyduk, destek verdik ve gene destek veriyoruz. Gene de destek veriyoruz. Evet. Takım düştü halde, bak doğru işler yapmadıkları halde, şu anda bizim genel başkanımız, yöneticilerimiz, saygı duyuyoruz. Bu olumsuzluğu, olumluya çevirecek kişiler yine onlar. Yeni sezon açılacak.
Yeni bir takım kurulacak. Yeni hedefler olacak. Bu hedefleri taşıyacak. Bu ortamı sağlayacak. Yine bunlar. Bunların tek bir ricamız var. İşinizi doğru yapın. Herkes işini doğru yapsın. Eğer doğru işler yaparsak hedeflerimize doğru bir şekilde ulaşırız. Evet. Hocam, erken bitiriniz çok iyi oldu. İki haftada sizi konuşuyoruz, değinelim diye unutuyoruz. Altay'ın, ilk önce Altay'ın, Adana Demirspor'u, Giresunspor'u, Beşiktaş'ı kutlayalım. Sonra da şunu söyleyelim. Hiçbir şampiyonluk sağlıktan önemli değil. Kesinlikle. Bu saydığımız 4 kulüpte, özellikle ilk 3, Altay'da o kadar fazla görmedim açıkçası ama belki gözümden kaçmıştır. Ama diğer yani Beşiktaş, Adana Demirspor ve Giresunspor bunda yani emniyet teşkilatlarımızın büyük bir hatası var diyeyim. Ben onlarda buluyorum suç. Çünkü yani siz Adana Demirspor'u zapt edemezseniz, Giresunspor'u zapt edemezseniz, Beşiktaş'ı zapt edemezsiniz. Yani kesinlikle. Mümkün değil. Beşiktaş'ın 30 milyon, 25 milyon taraftarı varsa Adana Demirspor'un şehri kadar taraftarı var. Yani taraftarı bunda Emniyet Genel Müdürlüğü'ne diyoruz ki yani zapt edemediniz. Bir de döneceğiz taraftarları diyeceğiz. Ya sizden önemli mi ya? Ya siz çıkıyorsunuz. Sizin anneniz, babanız evde, belki dediniz, anneanneniz, kronik hastalığı olan kardeşiniz. Yani ölümle uçuca getiriyorsunuz onları. Hiçbir takım sizden, hiçbir kimse sizden önemli değil. Kesinlikle, kesinlikle kardeşim. Ayrıca çok da büyük haklarını yiyoruz. Onlara buradan tekrardan teşekkür ederim. Sağlık çalışanlarımıza. Onlar vakalar düşmesi için ellerinden geleni yaptıkça biz çıkıyoruz. Filistin için haykırıyoruz. Sokağa çıkma yasağında gece 11'de. İşte şampiyonluk kutlamalarına çıkıyoruz. İşte kongrelere gidiyoruz. Biz kendimizi bitiriyoruz. Ama onlar bizim için yine savaşıyor. Yani birazcık kin olsa içlerinde ya derler ya öl der be kardeşim. Yani sen gitmişsin ya, kongreye üstüne şampiyonluk kutlamışsın. Üstüne Filistin diye haykırmışsın. Ben seninle uğraşıyorum. Bir de benim önümde vurup bunlar güzel gitmiş şeyler. Haykırmak, kutlamak, değer vermek, peşinden gitmek güzel şeyler. Ona gerçekten güzel şeyler. Çünkü bir şey var. Bir mücadele var. Sezon başından beri bir mücadele var. Savaşmışlar, etmiş. Bir hedef için, bir kupa için, bir şampiyonluk için mücadele etmiş herkes. Oraya ulaşmış en sonunda. Kutlamak, tabii ki bunların kutlaması lazım. Tabii ki kutlamalar haklı. Ama zaman, kutlama zamanı değil. Hiçbir kutlama, hiçbir şampiyonluk sağlıkçılarımızdan daha önemli değil. Bu insanlar bize hayat vermek için, bizi yaşatmak için kendi canlarını feda ediyorlar. Yani lütfen elimizde vicdanımızı koyalım. Kendimizi onların yerine koyalım. Biz aynı şeyi yapsak onlar bizim için ne düşünürler? Bunu göz önüne alalım. Onlara biraz saygı duyalım. Onlar bizim meleğimiz, kahramanlarımız. Onlar bizim her şeyimiz. Onlar bize can verenlerimiz. Lütfen kutlamaları daha sonra yaparız. Seneye de yaparız. Ama zaman değil. Sağlıkçılarımıza saygı ve sevgi hocam, şöyle söyleyeyim. Yani maske takıyorlar. Çok güzel bir reklam vardı. Maske takıyor. Diyor ki nefes alamıyorum. Sonra takıyorlar entübe tübünü. Diyor ki ya keşke maske taksaydım. Ben çok küçük bir operasyon geçirdim. Bir gece hastanede kalmam gerekti. Yani iple çektim. Yarın olsun da evime gideyim. İple çektim. Evet. Bilinciniz açık bir şekilde 15-20 gün, 1 ay ya 2 ay entübe kalan var. Ya bilinciniz açık bir şekilde yüzüstü yatıyorsunuz 2 ay. Ya bunlardan kurtulmak, yine buralara gelmemek sizin elinizde. Biz hatırlatmamızı yapalım. Buradan tekrardan halkımızı uyaralım. Halkın tamamı aşılanana kadar bu bitmeyecek. Hatta dünyanın tamamı aşılanana kadar bu bitmeyecek. Bu da çok büyük bir süreç. Belki 2 yıl. Yani. Ya sevinelim, kutlayalım. Ama herkes evinde. Mesafeli ya. Ya dışarıdan mesafeli. Yani bu insanı gözümüzü getirelim. Ya yaşamlarını veriyor. Bizi yaşatmak için yaşamlarını veriyor. Çocuklarına feda ediyorlar. Anasından, babasından, eşinden, evinden fedakarlık yapıyorlar. Canlarından oluyorlar kardeşim, canlarından. Hocam orada ekstra bir şey daha değineceğim. Yani hiçbir kulüp şampiyon, işte bir kulüp taraftarı şampiyonluğu kutlasın diye bir gece. Yani ben kahveci olsam dükkanımı bir ay kapatmak zorunda değilim yani. Sen şampiyonluk kutluyorsun, sen Filistin diye haykırıyorsun, sen kongre yapıyorsun, ben dükkanımı 2 ay kapatıyorum. Yani işimde ekonomik boyutu var, bu daha büyük yıkım. Yani sağlık çok önemli, ekonomik yıkımı da büyük önemli. Ben burada değilim, kendimizi değil, herkes eşini, dostunu, en yakınında, sonra da
çevresindeki tüm ülkesini düşünerek hareket etsin. Kesinlikle. Eklemek istediğim bir şey varsa yayını bitirelim hocam. Şöyle eklemek, son olarak ekleyeceğim bir şey var kardeşim. Aksel Spor sahipsizliğin kapanmaz olacak kepenk diyorsunuz. Aksel Spor hiçbir zaman kapanmaz, kepeğe inmez, kilit vurulmaz. Burada baba yiğitler var, burada cesur yürekli insanlar var. O yüzden herkes rahat olsun. Aksel Spor bugün buradasa yarın hak ettiği yere mutlaka gelecektir. Gelecektir. Bunu belirtiyorum, noktayı koyuyorum. Yayınımızı izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yaparak sorularınızı bize iletmeyi unutmayın. Biz de artık programımızın genel anlamda sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Evet. Ligimiz tescillensin, bir sezon finali yapıp üstüne bir özel program çekip sizlerle ayrılacağız. Umarım Aksel Spor'umuz için en hayırlısı olur. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun.